Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın temel adımlarını anlatan bir video olacak. Temel adımlar nedir? Kılıç nasıl yapılır? Balta nasıl yapılır? İşte yatak nasıl yapılır? Bunlara dair bir video olacak. Neden bunu yapıyorum? Çünkü hepimiz ilk başladığımızda internetten yardım alıyoruz. İşte internete balta nasıl yapılır? İşte pickaxe nasıl işte kazma nasıl yapılır diye yazıyoruz. Çünkü ben de öyle başladım. Ben de daha önce hiçbir şey bilmiyordum. Ne pickaxe ne bir şey yapımı. Hep internetten bakıyordum. O yüzden bunun videosunu yapmaya karar verdim. Hemen başlayalım. Bütün temel adımları göstereceğim size. Bir tek ip almamışım. Onu da alayım. Kusura bakmayın. Her şeyi aldığımı düşünüyorum ama. İp. Biraz ip alalım şöyle. İp dışında alacağım başka bir şey var mı? Yok herhalde. Tekrar game mod 0 diyorum. Öncelikle her şeyin başı tahta. Survival'da bu kazdığınız tahtalar her şeyin başı. Öncelikle ben size türlerini göstereyim. Elmas aldım. İlk başta oyuna başladığınızda tahta. Mesela bu kılıcın yapımı. Bir tane buraya koydunuz. Bir tane buraya işte iki tane odun koydunuz. Bir tane çubuk koyduğunuz zaman bu şekil bir tane tahta alıyorsunuz. Aynı şekil buna ister iki tane kırık taş kırdığınızda taştan yaparsınız. İster çok gelişirseniz elmastan ben yaptım. Bunların saldırı hasarlarını görmeniz açısından da ben şöyle yapacağım hepsinden birer tane. Stiği nasıl yapıyoruz? Çubuğu yani iki tane tahta üst üste koyduğumuz zaman bu şekil oluyor. Altın. Yanlış oldu. Altını yapayım. Evet. Hemen inceleyelim. Dayanıklık ve sağlamlık açılarına göre ben bunları dizeceğim. Bildiğim kadarıyla. Bir tane demirden kılıç yapıyorum. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Dayanıklılık açısından. Hatta altını nereye alacağımı bilemedim bir an. Ama şöyle sıralayabilirim altın ağaç. Altın çabuk kırılır. Aslında en başa koyabilirsiniz. Artı 4 saldırı hasarı. Artı 4 ama bu hiç kolay kolay kırılan bir şey değil. Altın kadar çabuk değil. Taş 6-5 saldırı hasarı ve bunlardan daha iyi. Demir bulduğunuzda, demir kılıç yaptığınızda daha iyi bir sonuç alırsınız. Artı 7 elmas kılıç da en geç kırılanları. Sıra pickaxe türlerinde. Bunlarla neyi kırabilirsiniz onu anlatacağım. Bu ilk tahta pikekste kıracağınız şey sadece taş olur. Kırık taş. Hemen göstereyim. Bununla demir cevheri kırabilirsiniz. Bununla elmas, kızıl taş gibi şeyleri kırabilirsiniz. Diamond da en sağlam olanı içlerinde. Göstereyim. İşlerinde artı 5 saldırı olup en az hasar alan bu. Size en fazla alabilecek o. Diğer temel adımları göstereyim. Olta yapımı. Bu şekil olta yapabilirsiniz. Üçünü böyle yan yana koyduğunuzda bu olta olacak. Bu şekil. Daha sonra gene stick yapıyorum çünkü ihtiyacım olacak. Yay yapacağım. Yayı nasıl yapıyorum? Şu şekil. Yanlış yaptım bu arada, kusura bakmayın. Bu şekilde dışa gelecek şekilde yapıyorum. Bu pardon, doğru yapmışım demin ya. Şu şekil yaptığınızda yay olmuş oluyor. Bazen ben bile yapımlarını unuttuğum durumlar oluyor, kusura bakmayın. Sırada ok yapımı var. Hepimiz ok kullanıyoruz. Yani ben kullanıyorum Survival'da şahsen. Ben bugün ok yapacağım. Çubuğu işte bu şekil koyuyorum. Böyle. İlk yapışta bulamıyorum tabi. Sonradan şu şekil. Hep sürekli oynatıyorum ben yerlerini. Ancak bu şekil buluyorum. Hiç ezberleyemedim. Evet. Yukarı çakmak taşıymış. Aşağı çubuk. Tüy. Bunu shift'le aldığım zaman 52 tane okum olmuş oluyor ve yayla atabiliyorum. Bunun özelliği yakın yere atarsam alabildiğim. Alabiliyorum. Böyle. Atıyorum.
alabiliyorum. Sırada yatak yapımı var. İlk başladığınızda tabii ki bulmanız gerekiyor yün. Diyelim farklı farklı koyunlar ve farklı farklı yünler buldunuz. Korkmayın, bunların hepsinden yatak olabiliyor ama yatağın rengi aynı oluyor tabii ki. Hemen göstereyim. Bakın yatağın yünlerinin rengini değiştirdim. Gene yatak olabiliyor. Bu şekil. Bunu yattığınız zaman sadece geceleri uyuyabiliyorum ama ben burada yattığım zaman mesela benim spawn yerim burası olacak. Yani burada uyanabileceğim. Siyah yün de var. Onu denemedim. Unuttum. Sırada ocak yapımı var. Ocak yapımını göstereyim. Bu şekil 8 taneyi ortası boş kalacak koyduğumuz zaman ocak olmuş oluyor. Diyelim gittiğiniz yerde kömür yok. Gerçi ben de almamışım ama şurada kömür vardı. Neyse. Gittiğimiz yerde kömür yok. Bulamadık hiçbir yerde. Ne yapıyoruz? Odunu bu tahtayla pişiriyoruz. Ve bize odun kömürü vermiş oluyor ki aynı. Ondan da meşale yapılabiliyor. Ondan her şey yapılabiliyor. Şimdi ben şuradan hemen şey alacağım. Kömür alacağım. Normal kömürle aynı olduğunu kanıtlamak açısından bir tane alıyorum. Bir tane de odun kömürümüz var. Bunların ikisinden de kendimize şey yapacağız. Meşale yapacağız. Meşale yapımını göstereceğim. Şu şekil. Aşağı bir tane çubuk. Bir tane odun kömürü koyduğum zaman bana 4 meşale veriyor. Aynı şekil. Normal bu kömüre de aynı şekil veriyor. Ben İyice emin olmak açısından göstereyim. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir de siyah koydum. Bakın gene yatak olabiliyor. Gene aynı şekil. Şimdi öldüğümüzde spawn olmayı da göstereceğim. Kendimi bir şekil öldüreceğim. Artık kit çekeceğim büyük ihtimal uzak bir yerde. En önemli konuya geldi. Şimdi söylüyorum. Yanlış oldu ya. Tamamlar sandım ama. Game rule keep. Table'la yapıyorum ben bunu. Game rule yazdığınızda keep inventory true yazdığınızda itemlarınız gitmeyecek. Hemen deneyelim. Yeniden doğ diyorum. Bakın aynı şekil üstümdeki eşyalarla burada doğdum. Ve chest'ime koyuyorum. Videomuz bu kadardı. Bunlar temel bilgilerdi. Benim bile bazen unuttuğum bilgiler olabiliyor. Çok kafam karışık olduğu için. Hemen F5'i alayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz de beğene basabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.